Arkadaşlar selam. Yeni nesil Excel'e hoş geldiniz. Yani Google Sheets'ten bahsediyorum. Ama Google Sheets'e bakmadan önce biraz geriye dönmek gerekiyor aslında. Yani bu Google Sheets nereden geldi, ne oldu veyahut da Excel nereden geldi? Bunu bir hatırlamak lazım. Baktığımız zaman ilk önce sanki Excel varmış gibi düşünüyoruz ama benim zamanımda Lotus 1-2-3 vardı mesela. Ben Lotus 1-2-3'te başladım. Daha sonra Excel'e geçince wow, inanılmaz bir şeymiş bu dedim. Ama daha da öncesine bakacak olursak ilk ürünlerden bir tanesi Visual Calculator, yani VisiCalc. Şimdi bu ürüne baktığımız zaman bu ürün Apple 2 zamanında çıkmış. Sonrasında Super Calculator diye bir ürün çıkmış. Daha sonrasında Lotus 1-2-3 çıkmış. Sonrasında Edit Grid diye bir ürün var. Ve onun dışında da yine bildiğiniz gibi Excel ta yıllardan bugün, yani uzun zamandan beri çok sevdiğimiz, çok kullandığımız bir ürün ama bunun dışında da yine Excel'e benzer bir sürü ürün var. Numbers var, Smart Sheets var, ondan sonra Calligraph Sheets var, Zoho var. Zoho da gerçekten güzel bir ürün. LibreOffice var. Bunun gibi birçok daha ürün var. Ama sanırım Google'ın çıkarttığı Sheets'i ben yaklaşık 8 veyahut da 10 senedir kullanıyorum. Tam olarak ne kadar zaman önce çıktı hatırlamıyorum. Belki burada da bulabiliriz ama neyse çok önemli değil. Google Sheets gerçekten çok güzel bir ürün. Ne kadar yazılımla uğraşsam da günlük hayatımda birçok programda kullanıyorum. Bu programlardan bir tanesi de Google Sheets ve Google Sheets'i ben çok severek kullanıyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bu seride de özellikle Google Sheets ile ilgili birçok şey anlatmaya karar verdim. Çünkü Google Sheets'in birçok özelliği bilinmiyor ve çok fazla entegrasyon yapabiliyorsunuz Google Sheets'te. Belki daha sonra yazılımla ilgili olan kısmına veyahut da API ile ilgili kısmına bakarız ama ilk önce formüllere bakıp ondan sonra gerçekten biz bu formülleri hakkıyla kullanabiliyor muyuz? Bunlardan biraz bahsetmek isteyeceğim. Ve bir açıkçası tablo da hazırladım. Şu anda tablo boş neredeyse. Birkaç tane şey var tablonun içerisinde. Ama tablo yakında dolacak. Ve bu tabloya siz de ulaşabileceksiniz. Hatta direkt olarak buraya YouTube linklerini de koyacağım. Neden böyle bir şey olmuş, neden ihtiyacımız var? Bunun gibi şeyleri de eklemeyi düşünüyorum. Aynı zamanda bir tane de tablo hazırladım Trello'da. Bu tabloda açıkçası Google Sheets ile ilgili, text editörlerle ilgili, genel konularla ilgili, Django ile ilgili, Python ile ilgili veyahut da yani o gün aklıma gelip de evet size anlatsam iyi olur diye düşündüğüm şeylerle ilgili birçok şey olacak arkadaşlar ve buna siz de ulaşabileceksiniz, oy kullanabileceksiniz. Aynı zamanda buradaki Google Sheets ile ilgili yaptığım çalışmalara da ulaşabileceksiniz. Onları da görebileceksiniz. Güzel şeyler yapacağız birlikte ama Excel'den biraz uzaklaştırmak istiyorum size. Çünkü günlük hayatımızda çok fazla Excel kullanıyoruz ama Excel'i gerçekten doğru kullanıp kullanmadığımızı bir bakıma Google Sheets ile birlikte daha iyi görebileceğiz. Çünkü Excel bazen bize çok kolaylıklar sağlıyormuş gibi gözükse de bazen de bizi bazı yerlerde hataya sürüklüyor olabiliyor. Biz Google Sheets'te bunları nasıl çözebiliriz ve hatta nasıl formüller yapabiliriz ki olaylar daha net anlaşılsın? Buna bakacağız. Aynı zamanda Google Sheets'in yine güzel özelliklerinden bir tanesi browser'da çalışması. Yani artık Excel'i bilgisayarınıza yüklemeniz gerekmiyor. Tabii ki Excel'in Office 365'ti galiba. Öyle bir ürünü var ama neredeyse hiç kullanmadım. Birkaç kere baktım. Dedim bana göre değil çünkü Google Sheets'i kullandıktan sonra olaylar benim için çok değişti ya. Gerçekten çok değişti ve çok sevdim. İşte bu seride de Google Sheets ile ilgili sevdiğim özelliklerden bahsedeceğim ve siz de görebileceksiniz. Umarım beğenirsiniz ve umarım birlikte keyifli şeyler yaparız. Yorumlar kısmına yine her videonun altına istediğiniz şeyleri yazın, aklınıza gelenleri yazın. Yeni formüller bulalım, yeni meydan okumalar bulalım. Aklıma böyle bir 50-100 tane şey geliyor. Bakalım hepsini yapabilecek miyiz birlikte? Tabii ki başka konular da var. Yazılımla ilgili konular var konuşmamız gereken. Ama bu seri kendi özelinde herkesi ilgilendiren bir seri olacak. Ve yeni nesil Excel'e hoş geldiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.